Merhaba millet, Ege'yle Minecraft turnuvarınıza hoş geldiniz. Kaste ve Island'da da evi yapacağımı söylemiştim. Yani Creator'da devam edeceğimi ve koyacağımı söylemiştim. En az, yani koyamayacağım. Custom Apple için koyamam ama en azından video serisi olarak böyle bir şey yapmak istiyordum. Bunu söylemiştim. Bundan şimdi Single Player Commands geldiğine göre artık yapabilirim. İstediğim şeylerde olduğuna göre. Şöyle bir iskele yapımına girişmiştim. Burada bir iskele kısmı olacak. Bu inşaat serisi birkaç bölüm sürebilir. Hem de siz Minecraft'ı özlemiştiniz, o yüzden bolca uzun uzun yapayım diyorum. Bugün şu tepeyi, ikinci katı ve çatıyı yapacağım. Daha sonra şurada bir yer yapacağız. Arkaya belki biraz süslemeler falan buralara yapabiliriz. Yani şuralara falan bir şeyler düşünüyordum. Yani ilerleyen bölümlerde tabii. İskele ilerleyen bölümlerde. Daha sonra bir de şu evin altına işte bir yer yapacaktım. Söylemiştim. Burayı güzel bir açık alan var. Şurayı camla kapatıp orada bir güzellik yapacağız. Şimdi evimize yapmaya gelirsek şöyle bir şey düşündüm. Çok arkadaş şey istedi. Çin evi tarzı şeyler yap falan diyorlardı. Aa, sandık varmış burada meğer. Neyse tabii. Oynamayınca survival olarak artık farkına değilim. Çin evi tarzı şeyler istiyorsunuz. Benim de çok önde bir tecrübem yok yani. Bilgim de yok Çin mimarisi konusunda ama. Hani bunu biraz daha uzak doğu tarzı şöyle üst katları daha da daralan bir ev halinde yapmak isterim ki zaten bu ev daha dış görsel evi hani çünkü içinde yer yok fazla gördüğünüz gibi hani creative'den ziyade tabii survival ev olarak düşündüğüm için hani işte bir iki tane güzel üstünde bir şey koyup geri kalan yerleri işte sandık mandık koymak için de şu alt katı tabii güzel bir yani iç bahçe yapacağım su altı bahçesi gibi bir şey yapacağım böyle öyle bir Allah Allah. Bu şey de yeni sürümle single player komersin bir sürü şey değişmiş. Ne derler ona? Komut değişmiş. Reach komutunu bulamadım mesela. Her neyse. Böyle küçük bir yer olacak. Üst katta daha da küçük olmasını planladım. Hani incelerek yükselmesi için evin daha hoş gözükür diye. O yüzden öncelikle şöyle koyuyoruz. Reach olmadığı için rahat yapamıyorum. Kusura bakmayın. Bir de şu odunların şöyle koyulabilmesi kötü olmuş benim açımdan. Yani onu mesela tek tuşla seçebilsek öyle olsun ya da olmasın diye daha rahat olurdu. Çünkü şimdi odunları böyle böyle koyamıyorum. İlla uçacağım da böyle böyle koyacağım. Şu işte bakın yani şu görüntü için tam tepeden koymam gerekiyor. O da çok rahatsız edici bir durum. Keşke böyle bir ayar tuşu olsaymış yani. Biraz rahatsız edici oldu benim açımdan. Şimdi daha sonra böyle yaptık burayı. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Buraya da yapalım. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Bir kere şöyle yapacağız. Hayır. Evet. Şöyle bakınca bu şekilde gözükecek. İlk etapta. Şöyle bir şey planlamıştım. Onu şimdi yapacağım. Burayı düzeltelim. Böyle olduğu zaman şurada ufak bir balkoncuk oluyor. Bu da güzel böyle hani çıkıp hava aldığın bir manzara izlediğin ufak bir yer. Bizim evde de böyle ufacık bir hani sandalye bile koyamayacak dar bir balkon var ama hoş hani hava alıyorsun bir sarkıyorsun buradan bakıyorsun etrafı seyrediyorsun falan. Öyle o yüzden böyle bir şey yapayım hem de daha süslü gözükür yani böyle şurada da bir simetri yakalamış oluruz. Hoş olur diye
Düşündüm. Şimdi buraları full tabi dolduracağız. Orada hani artık bu kısımda yapacağımız çok bir şey yok. Sadece şık görünsün diye şey yapacağız. Daha farklı bir pencere tasarımı yapacağız ki burada hazırı var zaten, hazır yapılmışı. Kısmı zor işte şimdi. Aman. Çok aydınlık olacak gibi ama. Ne sinir bozucu bir şey. Şöyle yapayım. Bu tarafları. Bakalım, evet oluyor. İnşaat yapmayı özlemişim, onu da söyleyebilirim dürüstçe yani. Gerçekten uzun zamandır böyle inşaat falan yapmıyordum. Küçük inşaat yapmayı seviyorum, hep söylediğim gibi. Büyük inşaatlar çok sıkıyor da. Küçük inşaatlar iyidir yani. Şimdi çatı için ne yapacağız? Şöyle bir kere bir kat şununla kaplayayım. Çatının nerede olacağını anlamış olayım. Daha sonra acaba üstteki çatıyı başka renkten mi yapsam diye düşünmüyor da değilim. O da hoş bir detay olabilir ama hani alt katında çatısı şöyle göstereyim. Böyle bu renk olduğu için burada da onu yapmayı planlıyorum. Yani şu iş kısmı buna dolduracağım. İnşaat videolarını bazılarınız çok seviyorsunuz, bazılarınız sıkılıyor ama en azından Minecraft'ı özleyenler için bir böyle bir şey yapayım dedim. Şöyle yapsak onu nasıl olur? Ne yapacağımı bilemedim de şimdi. Şöyle yapalım, bir tane torç alalım. Torçu buraya koyduk mu orada bir hafif aydınlık sağlar bize. Tabii ki daha sonra iç taraflarda ayrıca torçlandırma işlemi yapacağız. Şöyle gelirsek mesela. Sonra bir de ve bunun köşelerine torç koymayı seviyorum ben. Hoşuma gidiyor. Ama pencereleri kapattı. O zaman oraya koymayalım. Fence, gel bakalım fence. Torch nasıl koysak, nasıl koysak. Yine böyle yapalım ya, en garantisi. Tamam, şimdi şurayı dolduracağız. Ha işte şey diyordum, bazılarınız çok seviyor da bazılarınız sıkılıyor biliyorum ama Minecraft videosu olsun İsteyenler çok fazla olduğu için dedim bari çekeyim koyayım yani. Bu haritaya niye devam etmedin derseniz şey ya, yani biraz sıktı bu harita, hiç umduğumu bulamadım. Öyle söyleyebilirim. Burayı aydınlatmak için bu arada ne yapsam ne yapsam. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Ne böyle yapalım. Camları daha sonra hallederiz. Şimdi burası bir kat oldu. Ben buraya şu koyu renkten yapayım diyorum bu kez. Spruce dediğimizden. O nasıl olur ki böyle çatı bence. Hatta şunları da ondan yapayım. Evet, evet. Öyle yapsam daha iyi olacak gibi. Gibi gibi gibi.
Nasıl yapsam? Neyse şunu bir şey yapalım. Aslında buna bu kadar gerek yoktu. Şöyle bir sıra çekeceğim, sonra diğerini de çekeceğim. Bakalım renk olarak güzel duracak mı? Güzel durursa alt katı da onunla değiştireceğim ama bir sonraki videoda değiştireceğim çünkü bu videoda onunla şimdi durdurup devam ettirmem lazım videoyu ki hani Fraps'e bunu nasıl yapıyorsun diye sorar. Bir şey yapmıyorum. Aslında durdurup devam falan ettirmiyorum. Daha çok yaptığım şey şöyle yapayım da alttan bakınca kötü durmasın. Fraps'te videoyu durdurup devam ettirmek yok. İkinci videoya başlatıyor tekrar başlattığın zaman. İkisini birleştiriyorum ama bu da render'da süreyi uzatıyor ki zaman yok. O yüzden hatta farkındasınızdır video birazcık bulanık. Çok hafif de olsa. O bulanıklığın sebebi de zaman yetersizliği. Zaman fazla olmadığı için yani gerçekten bugünlerde fazla zaman bulamıyorum çoğu şey yapmaya. Sizi videosuz bırakmak istemediğim için böyle bir şey yaptım. Kötü durdu sanki şurası ya. Şöyle daha güzel duruyor uzaktan bakınca. Tamam, alttan bakınca. Evet, öyle yapayım o zaman. Biraz daha yükselince daha güzel duracaktır şu ama tam olarak nasıl yapsam bilemedim. İşte dediğim gibi Çin, yani Uzak Doğu mimarisinde daha doğrusu fazla tecrübem olmadığı için pek bilemiyorum ama beraber şimdi çözeceğiz bu işi. Başka nereden bahsetsem diyorum ama işte şimdi salı günü okula başlıyorum. Yani bizim dersler salı günü başlıyormuş garip bir şekilde. Anlamadım, acaba hep pazartesilerim boş mu olacak diye içime bir ümit gelmedi de diyemeyeceğim. Geldi yani, gayet heves ettim öyle bir durum var mı acaba diye. Ama göreceğiz. Bakalım üst katın ışıklandırması nasıl olmuş. Tamam, gayet aydınlık. Buradan da çıkamıyoruz. O da güzel olmuş. Hoş bir görüntü oldu evin içinden bakarsak. Beni tatmin etti yani. Dışarıdan baktığımız zaman sanki bu renk hakikaten daha uygun gibi. Ben en iyisi öyle yapayım. Evet, uğraştıracak. Yani bugün gerçekten zamanım olsa bunu hiç şey yapmazdım. Şey fix komutunu mu kullansam, ne yapsam? Set. Bir deneyelim bakalım. Bayağıdır böyle kullanmadım. Şimdi nasıldır bilemeyeceğim ama. Yanlış yer. Tools. Ha. Niye böyle oldu? İyi, güzel, hoş da ha şöyle yapsak. Hayır, oraya değil. Set. Aa. Wooden plank. Set birch wood plank. Set plank. İşte burada bir dakika. Niye plank diyorum ki? Slab diyeceğiz. Set wood
slab 3 set slab 5 set set slab. Hayda, niye öyle oldu? Set slab. Ha. Oluyor, oluyor. Set slab. Set slab. Olmadı bu. Set slab. 7. Set slab. Hayır. Neyse, evet, evet. Bunu böyle olduramadık. Bu uzun zaman kaybından dolayı özür diliyorum sizlerden. O zaman mecburen iş başa düştü. Bari set 0. Şöyle temizlerse en azından. Evet. Evet, bu en sıkıcı kısmı oluyor galiba. Neyse, yani o zaman durdursam mı, ne yapsam bilemedim ki. Bunu işte anlayacağınız, şöyle tepeye doğru çıkartacağım arkadaşlar. Öyle yapalım bari, çünkü şimdi uzun uzun olmayacak. Burayı da değiştireceğim rengini. Bir sonraki videoda bitmiş halini görürsünüz. Siz anladınız beni. Şuradaki slablerin yerine bunu koyacağım. Bu renkle gidecek. Aynen üstteki gibi. Bunu da üste doğru çıkartacağım. Belli bir yerde bitireceğim. Nerede bitirdiğimi göstermiş olurum size zaten bir sonraki videoda. Daha sonra ya şu aşağı ya da tercihen şurada bir iskele kurmaya başlarız. Çünkü şu anda gerçekten öyle bir renderla uğraşmaya vaktim yok. Evden çıkmam gerekiyor. O yüzden bir önce hemen boyutunu küçültüp YouTube'a upload etmeye başlayacağım. Ve evden çıkacağım. Acelem var. İş güç peşimi bırakmıyor. O yüzden böyle yapmam lazım. Kusura bakmayın, böyle biraz saçma bir şekilde bitti video ama en azından Minecraft videosu çekmiş oldum. Hani onu özlüyorsunuz falan. İnşaatta zaman zaman geliyordu istekler. Hem de Çin usulü mimari falan isteyince dedim bari bir yapmaya çalışayım ki aslında tam da yapmış olamayacağım bununla. Onu daha sonra biraz daha öğrenince yapacağım. Çünkü onu da esas bu çok geniş. Daha dikey yükselişler falan var. Şu şekilde şu açıyla böyle yükselir. İşte şeyler, çatıları falan iki yandan yükselir, ortada birleşir vesaire, öyle bir durumları falan olabiliyor. Onları yapacağız. Evin içini de yine 1.4'te dolduracağım. Nasıl, şu aşağı kısmı daha sonra doldurabilirim. Buradan inilecek işte, hop, burada bir yer oluşacak. Madem video böyle bitecek, bari şey yapayım. Bu kez glass pane kullanacağım. Burada. Yukarıda da öyle olacak yani. Evet, şuradan çıkalım. Hayır! Düştük. Monatörü düşmemek için biraz daha aşağı merdiven koymak lazım da şu anda yapamayacağım onu. Şöyle. Heh. Oldu. Şimdi bir de nereden başlatsam şu cam zemini. Yani bir kere buradan başlamam gerekiyor. Şöyle bir şey yaparsak sen git. Hayır. Of. Şu glass peyniri koymak çok zor. O yüzden sinir oluyorum.
Hep yamuk yamuk koyuluyor. Al işte. Nereden başlamışız? Şuradan başladık. Bu kısım, yani bu kısmı yok etsem mi diye acaba düşünüyorum bir yandan da, ama yani şöyle şurayı komple kırsam mı aşağı doğru? Kısmında da yok çünkü. Kırayım ya, hadi şöyle yapalım. Şöyle. Aynı şekilde aldı oradan. Tamam. Hatta şöyle bir bakacak olursak. Burayı da mı 3 sıra kumla doldursam? 1, 2, 3. Nereden başlamış kum? Bu üstüne 3 tane. 1, 2, 3. Şunun hizasına yani. Şöyle bir şey çekelim. Evet. Hemen kum alayım. Sıkıyorum bazılarınızı biliyorum ama işte. Şimdi başka oyun çekmek yine birazcık bunu çekeyim dedim. Hazır dün başlamışken inşaat işlerine falan. İyi olur yani. O yüzden katlanacaksınız ya da izlemeyeceksiniz arkadaşlar. Öyle diyebilirim. En net şekilde. Evet, bu aralıkta camlı şey olacak. Şuraları doldurayım. Tamamdır. Şimdi şurayı da suya doldurduktan sonra bir şey deneyeceğim en son. Ondan sonra bırakacağım videoyu. Kapatacağım yani. Zaten uzunca bir şey oldu. Yine yüklemesi de uzun sürecek. Render de uzun sürecek ama. Onu idare edeceğiz artık. Yani düşün, kesip şey yapsam daha da uzun sürecekti. Of, orada bir de suyu yamultunca tabi. Eziyet bu, valla eziyet. Şöyle yapacağım, güzel oldu ha. Arkada romantik müziğim de çalıyor. Oldu da bitti maşallah. Hadi bakalım. Evet, oldu. Şimdi sünger alalım bakalım. Sünger gerçekten bir işe yarıyormuş. Şimdi hep beraber göreceğiz. Minecraft rehberi bölüm 80 sünger. Evet, hiçbir işe yaramadı. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey yapsam o zaman. Drain 10 desem. Belli bir kısmı aldı. Güzel. Şöyle bir yapacak olursam eğer sudan tamamen kurtulacağız gibi geliyor bana. Ha, burayı komple şey yapmak lazım. Bir dakika, şöyle yapalım.
Dış tarafta bir şey oldu mu acaba? Ben burayı tek tek sonra uğraşırım da drain komutuyla bir kısmını açmak güzel bir şey. Yalnız buradaki suyu da bozmuş olabilirim. Yok, çok bir şey bozulmamış. Evet, orası istediğim kıvama gelmek üzere, yani yakında gelir. Aslına bakarsanız yapacağım şey çok temel itibariyle şu oluyor. Biri oradan aldık. Set 0. Hop, oradaki su gitti. Buradaki su da gitti. Evet, tekrar yazmama gerek yok ama öyle elim alıştığı için öyle yapıyorum. Buyurun, böyle yapalım. Evet. Alt katı falan sonra hallederim ben. Buradan bir iniş yapacağız. Şunu aynen devam ettireceğim. Daha sonra burada da bir mekan yaratacağız ama mekan yapacağız diyeyim. Nasıl bir mekan yapacağız? Onun hiç kararını vermedim. Şöyle yağmurlu bir sonbahar günüydü. Böyle bir evimiz vardı. İşte bu arkadaşlar. Alt katı da azıcık başlamış olduk böylece. Ben burayı bir sonraki bölümde bitirmiş olacağım. Ya alt kata ya iskeleye girişeceğiz. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.